Merhaba, ben emekli öğretmen Müdür Turan. 43 yıllık severek yapmış olduğum görevi 2019'un 2. ayın 5'inde noktalamış oldum. Yıl 1976, Ağrı Merkez Yukarı Kükran Köyü'nde görev yapmaktayım. 23 Aralık günü gece geç vakitlere kadar tarih şeridim eksikti. Onu tamamlamaya çalıştım. Öyle o zaman bu zamandaki gibi hazır öyle tarih şeridi, mevsim şeridi, yıllık planlar yoktu. Biz hepsini milimetrik kağıtlara yapmaya çalışırdık. O gece tarih şeridimi tamamladım geç vakitlere kadar. Erkenden annemin sesini duydum. Sağ olsun sobada kahvaltımı hazırlamış. Kalktım, kahvaltımı yaptım. Yola koyuldum. Benim çalıştığım köyle kendi oturduğum köyün arası 4,5 kilometreydi. Her gün patika yoldan gider tekrar geri dönerdim. Köyün yakınında mezarlık vardı. Köy mezarlığını geçtikten sonra güneşli bir hava, kar var. Kar buzlutmuş, karın üzerinde yürüyorum yani. Geriye döndüm, ben köylerden iki tane gelen gördüm. Beklemedim, devam ettim geç kalırım diye. Gittim, tam 9'a 5 kala okulun önündeyim. Bir baktım aşağı taraftan da bir 3 kişi geliyorlar. Kim oldukları böyle, acaba kimler, müfettiş olabilirler mi gibisinden. Girdim, çocukları organize ettim, oturttum. Bir iki çocuk da yardım etti, elimdeki şeyleri masanın üstüne koydular. Ben de paltomu çıkardım. Çocukları görevlendirdikten sonra tarih şeridini duvara asmaya çalıştım. O arada bir baktım kapı vuruldu, açıldı. Üç tane o gördüğüm insanlar girdiler sınıfa. İşte biz ilk öğretim müfettişi, ben de buyurun dedim. Hava da soğuktu. O zaman bizde hizmetli yok. Sağ olsun köy muhtarının bir kardeşi vardı. O sobayı yakardı, okulun temizliğini yapardı. O an için o da orada var. Hemen sıra çekti. Müfettiş beyler oturdular. Sobanın yakınında oturdular. Sohbet ederken o arada kapı tekrar vuruldu. O arkamdan gelen benim köylüler geldiler. Müfettiş beylere benim köylüler dedim. Onlar da sağ olsunlar, buyurun buyurun şunusunuz oturun dediler. Onlar da oturdular. Müfettiş beyleri onlara tanıttım. Onları müfettiş beyleri tanıttıktan sonra derken bizim köylülerden bir tanesi, ya müfettiş bey dedi, bu bizim akraba, işte köylümüz çok zorluk çekiyor. İşte saat 9'da çıkıyor, 11'de ancak geliyor müfettişin birisi. Bakıyor saat 9. Bu diyor saat 9'da çıkıyor, 11'de ancak okula geliyor gibisinden. O arada müfettiş saatini göstererek yüzüme baktı, güldü. Sonra müfettiş beyler biz Kavak Köyü var, oraya gideceklerini söylediler. Onlarla biz de oraya gideceğiz, orada hayvan varmış, onu hayvan alıp satıyorlardı öyle. Birlikte gideriz dediler. Müfettiş beyleri öne doğru aldım. Onları arkama aldım. Niye arkama aldım? Tembih edeyim ya. Bakın saat 9 ben buradayım. Siz diyorsunuz ki müfettiş beylere 9'da çıkıyor, 11'de geliyor. Dışarı çıkınca müfettiş beylerden bir tanesi, ya hocam bir tane köylü de aynısını söyledi. 9'da yani sizi sorduk. İşte 11-12'de okula geliyor. Halbuki yani saat 9'da mümkün değil, biz göreve yeni başlamışız. O hevesle biz bir an önce okula gitmek için çaba sarf ediyoruz derken böyle bunları müfettiş beyler yolcu ederken bir baktım bir ses, hocam Mehmet'e izin verir misiniz? Bir döndüm bakıyorum ki o zaman mavi tüpler vardı, büyük tüpler. Mehmet'in sırtına sarmış babası. Nahiye var, Murat Nahiyesi. Murat Nahiyesi'ne 2 kilometre köy. Murat Nahiyesi'ne gidecek, işte orada Mehmet bunu bırakacak. Bu da Doğubayazıt tarafından gelen arabalara binip çarşıya gidecek.
Ben de müsaade edemem dedim Mehmet'i. O gün Mehmet'i okulda görmem gereken, en fazla görmem gereken Mehmet'ti. Niye? Bir hafta önce bir yoklama yapmıştım. Bak, tespit ettiğim öğrencilerin o ihtiyaçlarını aldım. O zaman zaten bizim ilk öğretimden alıyorduk maaşları. Diyelim haftanın pazartesi dahi maaş günümüz olmuş olsa o pazartesi gidip maaş alamıyorduk. Maaşlarımızı hafta sonu alıyorduk. Cuma günü bütün okullar tatil, gider maaşımızı alırdık. O eksikleri de tamamlamıştım. Onun da sevinci vardı. Çocukları sevindireceğim için. Derken Mehmet'e izin vermedim. Fakat müfettişler o arada gördüler, yani zorlukları gördüler. Bayağı kalabalık öğrenci mevcudum var, 60 tane öğrencim var. Tek öğretmenim, o zorluğu yaşadığımı gördüler. Sonra aradan 2 hafta sonra bir baktım, ilk öğretim müfettişiyle birlikte geldiler. İlk öğretim müfettişi geldi, o da durumu gördü. Hocam dedi, zaten burada kalmış Şubat tatiline bir ay gibi bir zaman var. Bir ay bir zorluk yaşarsın, yaşamazsın onu bilemem ama bir ay idare et, sana öğretmen vereceğiz. Sağ olsunlar, hakikaten de Şubat dönüşü bir alsın, bir de vekil öğretmen verdiler. Öyle o yılı tamamlamış olduk. 1980'de işte Sakarya'ya tayin oldum, geldim. Oradaki o zorlukları gördüğüm için hep de büyük okullarda çalıştım. Devamlı çalıştığım okullarda yardımcı olmaya çalıştım. Hele bu son 5 yılımı çalıştığım Atatürk İlkokulu'ndaki müdür yardımcısı arkadaşlara, okul aile birliği başkanlarıma, 4 tane okul aile birliği başkanıyla çalıştım. Öğretmen arkadaşlarıma, öğrenci velilerime çok teşekkür ediyorum. Çok destek oldular. Her yıl bir birinci dönem, bir ikinci dönem hemen böyle ihtiyaç sahibi olan okullara destek veriyordu. Yardımcılarım, okul aile birliği başkanlarım, öğretmenlerim de bu işe çok güzel destek veriyorlardı. Hatta 2019'un Şubat'ında ayrılacağım için birinci dönem kendi okuduğum okula, kendi köyümün okuluna bir kampanya düzenledik. Sağ olsunlar, o zamanki arkadaşlar çok büyük destek verdiler. Ve 2019'un ikinci ayın 5'inde de ben o okulda emekli oldum. Şimdi yıl 2020, Mayıs'ın bugün 26'sı, Ramazan bayramının da son günü. Herkese iyi bayramlar.